Otogar esnafı yine isyan etti. Yaklaşık 2 ay önce Belediye Başkanı Mustafa İç'e başkanlığında yapılan toplantıda esnafın sorunlarının çözüleceği sözü verilmişti diyen otogar esnafı, 2 ay geçmesine rağmen hiçbir sorunumuz çözülmedi, verilen sözler yerine getirilmedi dediler. Belediye Başkanı Mustafa İça, bizlere Laleli Camii önünden ilçe otobüslerinin yolcu indirme bindirme işlemi yapılmayacağını sözünü vermişti. Ama bu sözün yerine getirilmediğini söyleyen otogar esnafı, ilçe otobüsleri hala yeni otogara girmiyor. Isınma sorunu problemimiz çözülecekti. Bunun da çözülmediğini ifade ettiler. Otogar esnafı, 2 ay önce yapılan toplantıda verilen sözlerin yerine getirilmesini istiyor. Dükkanlar kapanmaya devam ediyor. Belediye başkanımız 2 ay önce bizimle toplantı yaptı. Bizlere dedi ki garajda sorunları halledeceğim. Bu ilçe arabalarının Lale Nur'dan kalktığını biz söylediğimizde bunların hepsini buradan temizleyeceğim, garaja sokacağım diye bize söz vermişti. Ama söz yerine gelmedi. Aradan 2 ay geçti. Bütün ilçe arabaların hepsi Lale'nin oradan kalkıyor. İşte bu boş dükkanlara ilgili hiç kimse ihaleye girmedi. Sebebi kiralar çok yüksek. Biz bunu baştan beri söylüyoruz. Bu kiralar yüksek olduğu sürece bu dükkanlara, bu yazanlara hiçbir Allah'ın kulu ihaleye girmez. Bunu daha önce de söyledik. Buna rağmen haftada bir ihaleye çıkarıyorlar. İhaleye kimse girmiyor. Belediye başkanımız geliyor, vali bey geliyor. İhaleye katılımcı yok. Dükkanlar kapanmaya devam ediyor. Esnaf bitti dedik biz. 3 ay önce de söyledik, 6 ay önce de söyledik. Burada ilçe arabaları gelmediği süre içerisinde bura perişan. Ben bir söz söylüyorum. Duz artık koktu. Burası büyük otobüslerin girmiş olduğu terminal. Buraya küçük araçlar giremez. Buraya sadece şehirler arası otobüsler girer. Ben arkada otopark işletiyorum. Buyurun, garaj müdürü bazılarına özel izin veriyor. Küçük araçlara buyurun, araçlar perona çekiyorlar. O zaman nasıl bunlar emsal teşkil ediyor. Peki biz kira veriyoruz orada. Sıfırdan 25 dakika kadar orası ücretsiz. Ona rağmen bu kapıdan küçük araçların girmesi yasak olduğu halde 20 gündür bu bariyerleri garaj müdürlüğü yaptırmıyor. Sucu buradan giriyor, gazozcu buradan giriyor, simitçi buradan giriyor, gazeteci buradan giriyor. Peki otoparkı niye yaptın? Kiraya geldiği zaman nasıl kira niye yatırmıyorsun soruyorlar. Peki biz burada haklı değil miyiz yani? Burası otobüs garajı. Buyurun işte araba peronda duruyor. Küçük araçlar buraya girmesi yasak. Buraya Emniyet Müdürlüğümüzden de rica ediyorum. Bu işe bir an önce çözüm bulmalarını rica ediyorum. Bizim dayanacak gücümüz kalmadı. Ya burası otopark değil burası ya. Burası büyük otobüslerin girmiş olduğu garaj burası. Buyur, koca otopark arkada bomboş duruyor. Toplantılar yapıldı. Maalesef belediye başkanı ilgilenmedi. Laleli Camii ve civarındaki ilçe arabalarının tamamen garaja girmesini istiyoruz. 2 veya 3 ay önce yapılan toplantıda alınan kararların uygulanmasını istiyoruz. Hiçbir karar uygulanmadı. Yetkililere çağrımız işte görüldüğü gibi garajda esnafımız kapatmakta. Yani bir an önce çözüm bulunması. Kararların yerine getirilmesi 2-3 ay önceki toplantının. Maalesef belediye başkanımız ya ilgilenmedi. Otogar ilk açıldığı günden beri sıkıntılar hala devam etmekte. En büyük sıkıntımız bizim burada soğukluk. Yapılan mimari Kütahya'nın iklimine uygun bir mimari değil bir defa. Görüldüğü gibi her taraf cam. Ben burada bir işletme sahibi olarak burayı ısıtmakta zorluk çekiyorum. Burası bir kafe ortamı. Sonuçta insanlar sıcak bir ortam arıyor. Girip sıcak çayını içecek, Nescafe'sini içecek, karnını doyuracak. Soğuk olunca insanlar kapıdan girdiği gibi direkt çıkıp gitmekte. Çatı, benim şu döner ocağımın üstü en son yağan yağmurda çeşmeden su akar gibi aktı. 2 gün ben burada satış yapamadım. İçeride aynı şekilde mutfağım. Genel itibariyle orta kapıların orada, buralarda, üst taraflar, her taraf baştan aşağı sıkıntı. Onun dışında esnaf kiraların yüksek olduğundan yakınmakta. Çoğu ilçe arabası girmiyor buraya. Bir tavşanlı filiz arabaları giriyor, gediz arabası giriyor. Burada Mustafa abim de iyi bilir. Sonuçta ona daha yakın. Yani ilçe arabaların gelmediği biliniyor. Yani burada idare
çözüm üretmekten ziyade soruna tepkisiz kalıyor. Hiçbir şekilde bir derdiniz, sıkıntınız var. Esnafla muhatap olunmuyor yani hiçbir şekilde. Biz bunları dilekçelerimizde sürekli gündeme getiriyoruz. Yine son bir dilekçe daha yazdık. Cevabını bekliyoruz. Burada sadece işte problemlerle değil de mesela bir sorunumuz olduğunda büyüklerle irtibata geçmeye çalışıyoruz. Onlar oranın idare amiri farklı, müdür beyle görüşün diyorlar. Müdür beyle görüşüyoruz, daha ruhsat almadık, belediyeyle görüşün. Sürekli böyle birbirleri arasında bir top çevirme gibi bir olay var yani. Sürekli topu birbirlerinin üstüne atıyorlar. Sayın Belediye Başkanımız Mustafa İcan'ın bize verdiği sözlerin hiçbirisi tutulmadı. İlçe arabalarının sizi otogara getireceğim diye bize söz verdi. Halen Lalel Camii'nden kalkıyor, buraya yolcu gelmiyor. Buradaki esnafa hiçbir şekilde faydası olmuyor. Ayrıca servis araçlarının da otobüsün kalkmasına 5 dakika kala otogara giriyor. Yolcu otogarda eğlenmiyor. Ve esnaf burada ne kirasını ödeyebiliyor ne de hiçbir şekilde yolculardan faydalanamıyor. Sayın Belediye Başkanımız bize söz vermişti. İlçe otobüslerinin, ilçe minibüslerinin buraya getireceğim diye bize söz vermişti. Halen de o sözü tutmuş değil. Örnek Filiz, Tavşanlı'ya giden Filiz minibüsleri. Halen orada adamlar bir yazana gibi bir yer tuttular. Yolcuyu orada indiriyorlar, orada bindiriyorlar. Günde 40 veya 50 servisi var Filiz otobüslerinin. Hiçbiri de Kütahya otogarına girmiyor. Sayın Belediye Başkanı Mustafa Ece bu konulara, gerçi bize çok söz verdi, hiçbirini tutmadı ama en acil şekilde, ivedi şekilde bu konuda ilgilenmesini istiyorum ben. Ben ayda burada 90 ve 100 TL arasında yakıt parası veriyorum. Ayrıca burada örnekte de var, bak ocak yakıyorum burada. Isınamıyorum ki. Bedavada niye yakıt parası vereyim ben? Bana hiçbir faydası yok.